Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapacağız. Bazen sorunlar çıkıyor, inşallah çıkmaz sitede teknik olarak. Önce konudan biraz bahsedeyim. Bu kripto para ekonomisinde önemli bir şey de geliştirilen teknolojilerin test edilmesi. Burada hibeler dağıtılıyor ve bu hibeyi alan kişiler de hibenin bir kısmını projeyi test edecek kişilere ayırıyor. Bunlardan biri PolkaBTC. Şimdi PolkaBTC sitesi şunu amaçlıyor. Polkadot mimarisinde köprüler var, Bridge. Bu köprüler Polkadot'un Ethereum, Bitcoin gibi yerlerle bağlantısını sağlıyor. Yani siz birine Bitcoin göndereceğiniz zaman Polkadot cüzdanınızdan Bitcoin gönderiyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz veya Ethereum. Orada bir köprü işlevi görüyor bu PolkaBTC tarzı projeler. Bu da Web3 Vakfı'ndan hibe alan bir proje. Şu challenge'a gireyim, ben size göstereyim. Şu an birinci aşama, bunu takip edin. 5 tane aşaması olacak böyle. Toplamda dağıtılacak para tahminim, şu anki kurdan hesaplarsak 1300 dot. Dot 35 dolar falan. Şu an 34 dolar. 1 dolar da 7 buçuk falan. Yani ben bir hesaplamıştım, 330 bin lira falan dağıtılacak. Bunun ilki şu 500 dot dağıtılacak. Bunlar sistemi kullanan ilk 500 kişiye verilecek. Bu tarz şeyleri mutlaka takip edin. Ben gördükçe Web3 platformundan paylaşırım zaten. Peki ne yapıyoruz? İşte şurada BTC faucet'tan, musluğundan BTC alıyoruz. DOT musluğundan DOT alıyoruz. Sonra bu issue ve redeem işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra da bu tecrübemizi Google formuna giriyoruz. Bunu da açayım. Şurada feedback formu kullanıyoruz. Bu 500 dot ilk aşamada dağıtılacak para. İlk 500 kişi yaklaşık 100 bin lira ediyor. Şimdi dönelim. App'e giriyoruz. Önce şuradan başlayalım. Muhtemelen kullanmıyorsunuzdur. Şimdi bu Polkadot altyapısındaki cüzdanlarda projelerde Polkadot cüzdanını kullanıyoruz. Polkadot JS. Bunu nereden alıyoruz? Şimdi Polkadot JS.org zaten bunun ana sitesi. Buradan Chrome için kuracağız. Ben Brave kullanıyorum ama zaten Chrome'la aynı altyapıda. Ana işimi Mozilla'dan yaptım. Neden? Çünkü bu Polkadot JS.org sitesi Brave'de biraz sorun çıkarıyor. Chrome'da kurmak istemedim. Kurdum. Şunu bir gizlemesin. Tamam. Gelelim buraya. Bunu kurduk. Şimdi sayfayı yenileyince görür. Görmeden önce biz burada bir cüzdan oluşturalım. Bakın burada diyoruz ki bir tane cüzdan oluştur, tamam. İlk hatamızı aldık galiba. İnşallah almamışızdır. Create new account. Tamam. Şimdi bu cüzdanın şu adresi oluyor. Bunu kopyalayabiliriz. Şu da şifresi oluyor. Tamam mı? Bunu kopyalayın. Hatta fotoğrafını çekin. Mutlaka çok önemli. 12 anahtarlı, 12 kelimeli anahtarınız. Ben bunları kaydettim deyip next diyoruz. Şimdi bu hesap için bir isim oluşturuyoruz. Eğitim diyelim. Bir de buna şifre oluşturuyoruz. Şifremizi de girelim. Basit bir şifre girdim. Bakalım olacak. Tamam. Şimdi eğitim artık bu cüzdan oluşturuldu. Buraya normal borsalardan para da transfer edebilirsiniz. Ben ediyorum mesela, onu nerede kullanıyorsunuz? Burada stake edebiliyorsunuz. Polkadot JS.org'da daha yüksek. Tabi burada biraz güvenliğini sizin sağlamanız lazım. Şimdi bunu yenileyelim. Bu niye böyle dedi? Bekleyelim. Bakın Polkadot cüzdanını gördü. Hemen izin ver diyoruz. Şunu gör. Zaten bir tane cüzdan olduğu için onu seçmek zorunda kalmadık. Şunu kapatalım. Şimdi DOT musluğundan bir DOT akıtalım içerisine. Test parası bu. Bir DOT atacak. Evet, güzel. Burayı da sorunsuz geçtik. Şimdi bu bir DOT var ya, ben bu bir DOT'u BTC'ye çevireceğim. Bunun için buraya mesela diyelim ki 0.0 1 BTC girdik. Bu da dedi ki 5 dolara karşılık geliyor. Köprü ücreti de bu kadar dedi. Üstüne koydu 5.12 dolar dedi. Tamam. Confirm deyince önce cüzdanı açıyor. Diyor ki bir onayla bunu. Şimdi 15 dakikalığını hatırlasın. Şimdi bize normalde dün sitede sorun vardı ama inşallah olmaz. Bir transaction çıkaracak. Yani diyecek ki böyle bir transaction var. Ben takılsa bile videoyu sonuna kadar yapacağım. Evet. Bakın şu anda sorun çıktı.
Yapacağım çünkü siz test ederken o sorun çıkmayabilir. Çalışan halinde göstereceğim size ki. Şimdi normalde çünkü bazı testlerde oldu, bazılarında olmadı. Ben en son gönderdim de. Tamam, Parachain not running dedi. Tamam, gelelim biz kendi projemize. Polka BTC benimkine geleyim. Ben yani tamamladığım şeye geleyim. Ne yapmıştık orada? Şimdi bakın. Burada ben bunları az önceki şey çıkınca bir tane size şöyle böyle bir adres çıkarıyor karşınıza, tamam mı? Şöyle bir adres. Siz bu adresi alıyorsunuz. Şurada diğer musluğumuz var ya, BTC Fast. Onu açıyorsunuz. Bu da testnet için oluşturulan bir şey. Bitcoin'in testnet parası var. Şu ikisinin toplamını yazıyorsunuz. Bu bazen çarpı gibi olur. Ona bakmayın. Toplamı yazıyorsunuz. Size burada açıyor ya bir tane frame pencere. Oradaki adresi de getirip şuraya yapıştırıyorsunuz. Sonra da send diyorsunuz. Send deyince sistem şu an test edildiği için %100 çalışmayabiliyor. Zaten onu amaçlıyorlar. Yani çalışmasını. Şuradaki confirmations var ya, o şöyle tick oluyor, verified oluyor. Olmayabilir, pending'de kalabilir. Bakın benim ilk denemelerim hep pending'de kaldı. Kalsa bile şuna tıklayın, şu request'i alın, forma yazın şunu. Ve deyin ki işte ben böyle bir sorun yaşadım. Eğer diyelim ki buraya geçtiniz, şu tick yandı. Sonra redeem'e geliyorsunuz, geri talebe. Aynı şekilde. Buraya yazıyorsunuz. Ve sonra az önceki o şuraya yazdığınız adres var ya, şu adres. Onu alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Size bir tane daha veriyor. Bakın şöyle request veriyor. Bu iki request'i aldınız. Tamam mı? Geliyorsunuz. Neredeydi challenge'lar? Az önce vardı. Challenge'ların yerini kaybettim. Şu Brave'de açmıştım. Oradan bakalım. Ha. Niye çıktı? Orada çıkmadı. Şu challenge var ya, oraya tıklıyoruz. Orada user feedback form test dolduruyorsunuz. Ne beğendiniz mi? İşte kolay buldunuz mu? Bunları yazıyorsunuz. Bunlar tamamen anket. Geliştirmemiz gerektiren bir şey var mı falan. Bunlar. Sonra asıl önemli kısım şu. E-mail'inizi yazıyorsunuz. Yanıtınızı yazıyorsunuz. Bu şey. İki tane request var ya, bir gönderdiğimiz bir de geri aldığımız. Onları yazıyorsunuz şuraya, o adresleri. Altına da dot adresi yazıyorsunuz. Şimdi dot adresi sizin size para gönderilecek adres. İlk 500 kişiden olursanız. 2 gün falan oldu. Belki, muhtemelen doğmamıştır. Kimse bilmiyor. Zaten sistemde sıkıntılar var. Buraya yazdığınız adreste şuna dikkat edin. Şimdi BTC Türk adresi olabilir. Bildiğim kadarıyla BTC Türk'te bir dot limiti var. Onun altı tozlama saldırısı kabul edildiği için göndermiyor. Hobi'de 2 dot, Binance'da 3 dot limiti var. Yani siz bu para buraya Binance adresinizi yazarsanız o para gelmez. Blok zincire yazılır ama o para gelmez. Ya da şuradaki Polkadot cüzdanı oluşturmuştuk ya hani. Hani şöyle göstereyim. Şu adresi alıp yapıştırın. Şu. Kopyala deyince bunu yapıştırabilirsiniz böyle. Zaten size mail gelir muhtemelen. O adrese para yattığını nereden kontrol ediyorsunuz? Onu da göstereyim. Polkadot.jsorg'dan giriyorsunuz. Bakın şu anda aslında bir kripto paranın içerisindeki mimariyi görmek açısından burası önemli. Burada takılıyor mu? Bakayım. Ha, takılmaz inşallah. Evet, güzel. Burayı düzeltmişler. Accounts'a giriyorsunuz. Burada sizin account'ınız var. Bakın şu an içinde 0 ring var. Ha, ben burada ring'de kalmıyorum. Şuradan Polkadot'u seçeyim. Switch'teyim. Ring projesi de çok önemli. Ona da ben bayağı vakit ayırıyorum. Bakalım burayı da geçebileceğiz mi? Evet. İçerisinde 0 dot var. Burada 1 dot oluyor. Diyelim ki 1 dot oldu. Siz bu 1 dotu ne yapacaksınız? Nasıl transfer edeceksiniz? Dediğim gibi ya BTC Türk tarzı borsalara transfer edebilirsiniz ya buradaki işlemleriniz için 200-300 lira para çalışabilirsiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Veya mesela bir hesabınızda 3 dot var. Buraya atarsınız 4 dot olur. O 4 dotu tekrar geri transfer edersiniz. O 1 dot sınırını geçmek için kullanabilirsiniz. Şimdi 1 dot şeyde verecekler. Zaten ilk 500 kişiye verecekler. Bu 5 aşama devam ediyor. Yani 5 aşama. Bunlar duyurulacak. Daha duyurulmadı. Buralarda da
İşte bir çekiliş yapıp 200 dot verecekler. Yine burada en iyi oyunculara 200 dot verecekler. Bu şekilde bir para dağıtımı olacak. Yani bu tarz projeleri takip etmenin önemi açısından da biraz paylaşmak istedim. Çünkü hani grafik okumanın ötesine geçmek lazım. Biraz teknolojisini takip edip onu test eden kişilerden olmak lazım. Dediğim gibi sistem şu an test aşamasında olduğu için bir sıkıntı yaşadık. Hadi bir daha deneyelim. Belki gider. Burada verdiği hata para chain'e bağlı değil. Bakın parayı çekti. Dot'u da çekti. Üstüne bir de. Test parasını çekiyor ama evet. Para chain not running diyor. Bunu ara sıra kontrol edin. Dediğim gibi şu aşağıya transaction'lar düşünce forma girince dot'u veriyor. Demek ki şu an kimse giremiyor. Şuradaki dot birikmiş ya. O dot şu transaction onaylandığında bakın şuradaki gibi burada da BTC birikmeye başlıyor şu BTC. Sonra da o BTC'yi redeem yapıyorsunuz. Testinizi tamamlamış oluyorsunuz.